Evet, İris hoş geldin. Berfu Dölek, Ozan, arkadaşlar yavaş yavaş geliyorlar. Sevgili Murat da geldi. Davet isteğini bekliyorum şimdi. Katılım davetini. Evet, Murat davetini gönderdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba Murat. Merhaba abi, nasılsın? İyidir. Biraz bekleyelim istersen. Tamam, hiç Bir problem yok. dakika kadar. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar gelmeye başladılar. Tamam, harika. Ne var ne yok abi, keyifler nasıl? İyidir. Bildiğin gibi. Gayet Olabildiğince iyi. heyecanlı hayatıma. Ya ben de senden geri kalır değilim sevgili Murat. Bu zamanı değerlendiriyoruz tabii. Günlerdir evdeyiz. Yani sürekli harıl harıl okuyoruz, çalışıyoruz biliyorsun. Senin de Evet. yaptığını biliyorum. Yani Evet, Mark. Çamaşır suyu. Benim halim biraz daha kötü. Sen yine temizlik yapıyorsun. ben Ben temizlikle kalmadım abi. Balkonu falan boyadım. Çeşitli uzmanlıklar, ikinci meslekler bambaşka bir insan oldum. Yani edinmeye şu sırada yaptıklarımı söylesem şaşarsın. Yani kekler mi yapmadım? abi Efendim, biraz takip ediyorum gruptan. Evet, ekmek ekmek mi durumu, yapmadım? challenge durumunuz söz konusuydu. Ben o işe, ben o topa hiç girmedim. Kilo problemi yaşamamak için kendimce diyet yapmaya çalışıyorum. Ekmek falan hiç yapmadım ama daha çok böyle balkonu boyamak, evi temizlemek, yemek yapmak gibi, spor Vay. yapmak gibi böyle. Tabii daha çok okumaya zaman ayırıyoruz haliyle. Şu an Öyle geçiyor benim itibariyle hayatım. 60'ı geçtik. Yavaş Tamam. yavaş başlayalım istersen. Murat izin Harika olursa olur. ben arkadaşlara seni tanıtmak istiyorum birkaç kelimeyle. Tabii ki karşılığı olmayacaktır. Yüzeysel kalacaktır. Murat uzun zamandır tanıdığım rehber arkadaşım benim. Aynı zamanda cemiyetimizin üyesi. Tarih, Kültür ve Turizm Rehberleri Derneği'nin. Beraber çok turlar yaptık Murat'la. Çok şeyler paylaştık. Tanışıklığımız o kadar eski değil gerçi. Yani her ikimiz de piyasada uzun yıllardır varız ama biraz geç oldu gibi Murat'ı tanımam. Murat Gazi Üniversitesi Turist Rehberliği mezunu. Sanat tarihi üzerine yüksek lisans yaptı. Doğru söylüyorum değil mi? Vardı mutlaka başka meziyetleri de şimdilik bu kadar diyelim. Bu akşam Murat'la biz, sevgili Murat'la Kars konuşacağız. İkimizin aslında çok sevdiği bir yer Kars. İkimiz için de çok özel olan. Bir saat ilk dilimi tamamlayacağız her durumda. Bu ilk bir saatlik dilimi. Ondan sonra belki bir saat daha yaparız. Belki yarım bırakırız. Aslında konu çok uzun Murat'la bugün bir ön görüşme yaptık. Evet, bayağı uzun. Yani Kısaltamadık dün bir türlü. yani bir spesifik konu üzerine konuşmuyorsun. Çünkü Kars üzerine konuşuyorsun. Kars üzerine herhangi bir alanda bile çok uzun konuşabilirsin. Bizimkisi birazcık doğaçlama. Sohbetin akışı bizi nereye götürürse o Evet, yani şekilde daha o şey. çok böyle öncelikle dinleyiciler için şeyi söyleyelim. Belirli bir plandan ziyade bu aslında bizim Celal abiyle herhalde onlarca kez yaptığımız bir sohbetin bir nevi sizler huzurundaki 78 şu andaki izleyicilerimiz huzurundaki tekrarı olacak. Bugün kısa bir kayıt yapmıştık. Bizim cemiyetimizin Instagram adresinden de yayınlandı. Orada da söylemiştim, belki izlemeyenler olabilir diye tekrar edeyim. Biz geçtiğimiz kış değil, bir önceki kış Celil abi de böyle bir iki ay civarında ev arkadaşlığımız oldu. Bu ev arkadaşlığımız döneminde Kars'a dair, hani gündüz Kars'ı gezip misafirlerimize Kars'ı gezdirip akşam da Kars'a dair sohbet ediyorduk. Bazen bu sohbetler geceleri 4'lere 5'lere kadar falan devam ediyordu. Aslında bizim cemiyet olarak bu projeyi başlattığımızda benim ilk aklıma gelen Celal abiyle sizlerin huzurunuzda bu sohbeti tekrar etmek oldu. Yani bir moderatör, bir konuşmacıdan ziyade iki konuşmacı şeklinde olacak. Bir de başlamadan minik bir parantezde düne vurgu yapayım. Dün harika, efsane bir programdı. Tebrik ederim, hakikaten mükemmeldi. Çok şey öğrendik. Benim sağ elim ağrıdı biraz not almaktan. Yani onlarca kez gidip anlattığım bir yer olmasına rağmen, hatta yüzlerce kez belki de gidip anlattığım bir yer olmasına rağmen muazzam bir sunumdu, muazzam bir anlatımdı. Bugün de zaten yine biraz o bölgeye, senin memlekete değineceğiz.
Böyle bir sohbet olmasını arzu ediyoruz. Umarız sizler için de keyifli olur. Bizim için keyifli olacağından %100 eminim ama umarız izleyen misafirler için de, dostlar için de keyifli olur diyelim. İstersen yavaş yavaş başlayalım abi. Murat, başlamadan ben bilmiyorum sen nasıl tercih edersin. Şimdi soru cevaplar da olacak. Katılan arkadaşlar eğer o anda hemen sormaları gereken bir soru varsa tabii ki yazabilirler. Ama böyle biraz sonra doğru da daha sistemli gitmek adına bırakabiliriz. Ben buradan takip edeceğim. Tamam. Tamam abi. Şimdi bunu çözemedik bir türlü. Keşke ben aşağıda olsaydım. Yayını ben başlattığım için ne yazık ki yazılar senin Ben üstünden şöyle geçiyor. biraz Yok kenarda yok, hiç duruyorum problem değil. Sen rahatına özellikle. bak. Yok şey aldığım bir küçük Hayır yani ben tüyo sayesinde. şu suratı gizleyebilecek bir şey olsa hani onu tercih ederdim bir seçenek anlamında söyledim. Ben böyle Murat'cığım biraz ben kenarda bunları durdum böyle bir takip beş. edeceğim. Sen Tamam. akışı bozmamak anlamında bunlardan notlar da alacağım dilersen. Yani Tamam abi. çünkü buraya odaklandığınız zaman şey oluyor biraz konunun dışına çıkabiliyor. Evet, İşte bazı evet. arkadaşlarımız rakip cemiyetten gönderiyorlar bize. Sevgili Ömer var, Ömer Maykop. Sürekli Ne konuşmanın diyorsun? akışını bozmak için yok kapatmayalım Kemal ben şaka olsun diye söylüyorum. Ben buradan notlar alacağım dün sevgili Tamamdır. Cengiz'in yaptığı gibi. Teşekkür ederim Onları ben abi. ara ara İyi sorarım yapıyormuş sana. şimdiden. Bir saat kadar vaktimiz var. Ben saati görürüm zannediyordum ama şeyde şu anda ekranda saati görmüyorum. Duygu da beni izliyor içeriden. Ona da söyleyeyim. 10 dakika kala gelip beni uyarırsa çünkü son anda böyle bir 20-25 saniye kala bildiğim kadarıyla hemen Kesiliyor. uyarı gelip bitiriyor. Biraz daha toparlamak anlamında bir Tamam 10 abi. dakika öncesinden Duygu beni uyarır herhalde. Kendi ekranımda saati görmedim. Notları ben alayım. Başlarken de şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Yani Kars'la ilgili tabii ki konuşacak çok şey var ama bir etimolojik bir giriş herhalde böyle bütün şeylerde, akademik şeylerde olduğu gibi. Akademik ölçekte olmasın ama Kars adı nereden gelir, neden Kars dediler? Kars Hak Türkleriyle mesela birçok kaynakta iddia edildiği gibi İddia ediliyor. gerçekten ilgisi var mı? Bu konudaki fikirlerini bizimle paylaşırsan görüşlerini Tabii seviniriz. özelde oraya gelmekle beraber öncelikle genel olarak şey söylemek istiyorum. Şimdi Kars, sadece Kars'ı konuşabileceğimiz bir sohbet değil aslında bu. Yani Kars'ı anlamlandırabilmek ya da Kars'ı tanımlayabilmek için biraz coğrafya olarak Kafkasya'nın en güneyi burası. İşte kuzeyinde en Kafkasya coğrafyasına yer ele alıyorsak kuzeyinde Don Nehri'nin işte ağzından başlayan güneyde işte, Kars'ı alan işte doğusunda Hazar Denizi, batısında Karadeniz'de sınırlandıran devasa bir coğrafyanın en güney ucu. Sınır Kafkasya açısından Kafkasya'dan durup Kars'a baktığınızda Kars Anadolu'ya sınır. Bu taraftan baktığınızda Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı. Dolayısıyla her iki açıdan da değerlendirebilmek çok daha geniş bir perspektif içerisinde Kars'a bakmak da mümkün olacak. Ve bu da aşağıdaki yazıya takıldım. Çok pardon. Bu Evet. da biraz hani konuyu sınırlandırmamızı gerektirecek. Çünkü çok zengin bir coğrafya, çok zengin bir bölge. Konu olarak da konuşulabilecek çok fazla şey var. Daha önce bugünkü yayında da söylediğim gibi yani 3 günde toplamda gezebildiğimiz bir yer. 3 günde gezebildiğimiz bir yeri 1 saate 2 saate sığdırmak ancak 3 günde anlattığımız konuları 1 saate 2 saate sığdırmak mümkün mertebe biraz zor olacak. Bu yüzden bunu hani daha çok böyle özetleyerek belirli konuların üzerinde durarak konuşmaya çalışacağım. Tabii ki en önemli konulardan bir tanesi bu bizim etimoloji, Kars kelimesinin köken olarak nereden geldi? İşte en yaygın olarak bilinen, söylenen Bulgar Türklerinin M.Ö. 1. yüzyıl civarında işte Romalılar tarafından işte Valandur boyuna bağlı Kars Türklerini getirip bu bölgeye yerleştirmeleri ve buradan itibaren de Kars adını aldığı şeklindeki anlatım. Kars hakkında okuyan arkadaşlarım da benden çok daha iyi bilirler. Bölgeyle alakalı kaynaklarda ciddi sıkıntımız var. Çünkü kaynaklar bilimsel motivasyondan ziyade bütün kaynaklar değil tabii ki ama kaynakların önemli bir kısmı bilimsel motivasyondan ziyade belirli gözlüklerle yazılıyor. Belirli bakışlarla, belirli Evet. pencerelerden yazılıyor. Bu doğruya ulaşmayı ya da birbirinden bağımsız iddiaları bir arada görmeyi zorlaştırıyor. Şimdi
İşe Arka Çay'ın bu tarafından, yani şimdi Ermenistan'la sınır olan bir bölge, ilişkisiz olduğumuz bir ülkeyle sınır olan bir bölge, Ermeni kültürü için çok önemli bir bölge. Böyle olunca da özellikle Cumhuriyet tarihi döneminde işte yazılan çeşitli kaynaklara baktığımızda genellikle işte bu Bulgar Türklerinden geldiğine ilişkin anlatım var, ama bilimsel olarak baktığımızda buna çok fazla vurgu bulunmuyor. Daha çok bilimsel anlamda baktığımızda vurgular işte Gürcülerin Gürcüce'den geldiği, Kapıkent'e, sınır kenti anlamında Karutus Kalaki anlamında geldiği ifade edilir. Karutus Kalaki'den geldiği anlatılır. Bunun yanı sıra Ermenice'de işte daha çok karlar ülkesi, karlar kalesi gibi bir kelimeden türediğini iddia ediyorlar. Dolayısıyla farklı alanlarda herkes kendi penceresinden bakarak farklı şeyleri iddia ettiği bir etimolojik yapısı var kentin. Etimoloji dışında istiyorsan, yani etimolojiyle alakalı burada kalıp biraz coğrafyayla alakalı devam edelim. Çünkü bu Olur. da yine Kars bölgesine verilen isimlerle aslında şeyi beraber götürelim. Coğrafi yapıyı da beraber götürelim. Çünkü bir de Vanant meselesi var. Vanant ülkesi de deniliyor buraya. Vanant ülkesi denilmesinin sebebi işte Ermeniler döneminde burası Arpaçay'dan Sarıkamış'a kadar olan bu bölge bir idari merkez olarak Vanant bölgesi olarak biliniyor. Yani Kars'ın tek ismi Kars ya da Karutus'la alakalı değil. Kars'ın bunların dışında da Vanant önemli bir ismi. Daha eskiye gittiğimizde, birazdan tarihi konuşurken de ayrıntısına değineceğiz. Urartu döneminde Diyavehi ismi var buraya verilen. Yani tarih boyunca farklı dönemlerde farklı isimlerle anılan bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında. Diyavehi'nin sınırlarını tam olarak belirleyemiyoruz tabii ki. Vanant'ın sınırlarını aşağı yukarı belirleyebiliyoruz elimizdeki yazılı belgeler sayesinde, ama Diyavehi'nin sınırlarını tam olarak belirleyemiyoruz. Dolayısıyla ama bir bütün olarak bu coğrafyadan Diyavehi ülkesi halkı olarak bahsettiği, işte Minoa'dan, Argişti'den kalan tabletler bize veriyor. Bu anlamda farklı isimler önemli bizim için. Bir şey diyecektim. Evet, bir şey araya girmek istiyorum Murat. Yani akışını bölmek istemiyorum ama yeri gelmişken şimdi Doğu Anadolu'da Urartu varlığını birçok yerde görebiliyoruz. Bazı yer yani Van Gölü Havzası'nın dışına çıktığınızda güneyde Harput'a doğru ya da Hasankale Erzurum yönüne doğru. Ama daha zayıf tabii ki bilgiler geliyor. Herhalde Van Gölü Havzası'nın dışına çıktığınızda epigrafik bilgiler. Evet. Şimdi hep bu bir şeyi kimliğe bağlamak şey ikimizin aslında ortak en çok yakındığı şeylerden meselelerden Evet. bir tanesi. Bazen çok böyle doğru olsa bile ben bazen eğer böyle bir şey hissedersem bir teoride hemen şey yapıyorum. Duvar örmeye başlıyorum. Evet. Daha böyle Kötü. şüpheci bir şekilde yaklaşıyorum. Aynı şekilde. Urartular çok önemli bir medeniyet. İşte Yeni Asur döneminde bir anda orada hiç beklenmedik bir şekilde Doğu Anadolu'da yepyeni bir sistemin temellerini atıyorlar. Ermeni tarih yazıcılığında yani İngilizce kaynakları da takip ediyoruz. Urarturlarla böyle çok sıkı bağ kurma gayretini görüyoruz Doğru. Ermeni tarih yazınında. Ermeni tarihini eğer özelde alacaksak Urartu'yu nereye koymak gerekir? Urartu'dan başlatmak kesintisiz bir şekilde ne kadar sağlıklıdır? Ya da modern Ermeni kültürüne ya da eski çağdaki Roma ve sonrasındaki Ermeni kültürüne Urartu'nun ne kadar katkısı vardır? Bu konudaki görüşlerin nelerdir senin Urartu Ermeni bağlantısı anlamında söylüyorum. Şimdi oraya gelmeden minik bir, hani kronolojiyi bozmamak adına Akışı bozuk şeye farkında. geleyim mi? Yok, zaten yani çok iyi bir noktada bozdun aslında. Çünkü Urartu öncesini, bölgenin Urartu öncesine dair bilgimiz yok denecek kadar az. Biraz prehistorik çağlardan kısaca bahsedelim. İşte Kars'a çok yakın bir nokta. Dminisi bölgesinde biliyorsun hominitler, hominit iskeletleri bulundu. Günümüzden 1 milyon 750 bin yıl öncesine ait hominit iskeletleri bulundu. Bunun yanı sıra işte Erivan civarında ciddi paleolitik dönem yerleşimleri var, ama Kars ve çevresinde bizim arkeolojik çalışmalarımız çok az. Yani yok denecek kadar az. Kars çevresinde bu çalışmaların olmaması bizim prehistorya ile alakalı Kars'ta çok ciddi soru işaretleri yaşamamıza sebep oluyor. Kağızman ve çevresinde, işte Kağızman'da bulunan çeşitli duvar resimleri var. O duvar resimlerinde Camuslu gibi. Camuşlu çevresinde. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı var. Yani sadece ikonografik açıdan değerlendirip paleolitik çağı tarihlendiriyoruz, ama sadece ikonografik açıdan tarihlendirmek her zaman bize doğruyu vermiyor.
Bu da bir sıkıntı. Çünkü örneğin 6. yüzyıldan kaldığını tahmin ettiğimiz bu Beypazarı'nın arka tarafında Salihler Köyü ve çevresinde mesela aynı benzer duvar resimleri var. Orada da aynı şekilde geyikler vesaireler var. Yani bu sadece paleolitik dönemde insanoğlunun yaptığı ve terk ettiği bir sanat değil. Hani bu ikonografik çözümleme ve buna göre tarihlendirme tek başına başarılı değil. Dolayısıyla paleolitik dönemden kaldığını düşündüğümüz tek veri. Bu da sağlıklı bir veri değil. Yani kafada kuşku uyandıran bir veri. Bunun dışında tabii Neolitik dönem, Kalkolitik dönem, Kalkolitik dönemin sonlarına kadar Kars ve çevresinde çok ciddi buluntulara rastlamıyoruz. Artık Kalkolitik dönemin sonları yani Bakırtaş çağının sonları ve Tunç çağı ile beraber Karas kültürü ya da Aras Kura kültürü olarak literatürde geçen kültürle alakalı artık buluntular vermeye başlıyor. Burada da Erzurum tabii yine ön planda, yine Kars ön planda değil. Tabii son yıllarda yapılan çalışmalar, Anya özelinde yapılan çalışmalar Kalkolitik çağa ait belli başlı buluntular verdi. Ama tarih öncesiyle alakalı derin bir boşluk var. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi Cumhuriyet tarihi boyunca özellikle Anadolu'nun dört bir yanında kazılar yapılırken mesela işte dün senin bahsettiğin işte kısaca değindiğin Zeugma kazıları bir yanda yapılırken öbür yanda Hattuşa kazılırken Çatalhöyük kazılırken Kars ve çevresi çok daha stratejik bir noktaydı. Yani askeri anlamda stratejik bir noktaydı. Çünkü Sovyet sınırına yakın olan bir yer daha çok hani askeri ve stratejik olarak baktığımız bir bölgeydi burası. Askeri ve stratejik olarak bakıyor olmamız dolayısıyla da bölgenin tarih yani arkeolojik açıdan değerini araştırabileceğimiz çok fazla bir zamanımız olmadı. Aslında yeni yeni başlayacak bir süreç olacak bu. Ve bu sürecin başlamasıyla beraber herhalde bir 10 yıl içerisinde eğer hani sürecin başladığını düşünürsen eğer bir 10 yıl içerisinde bu prehistoriyaya ait çok ciddi bilgiler elde edebileceğimiz bir yer. Çünkü yani bu Dominisi'ye hominidler hani uçarak gitmediler sonuçta. Hani izledikleri bir rota var. Bu rotanın Kars ve çevresinden geçiyor olma ihtimali çok yüksek. Bizim konumuz Kars olduğu için spesifik olarak Kars'ı söylüyorum ama hani diğer bölgeler daha işte Kars'ın güneyi vesairesi de buna dahil edilebilir. Dolayısıyla bu çalışma eksikliği bizim için önemli. Öncelikle buna vurgu yapalım. Hani ciddi bir arkeolojik eksikliğimiz var bu bölgede. Bu eksikliğin tamamlanması birçok soru işaretini bitirecek. Milattan önce 1. 1000 yılla beraber daha doğru veriler almaya başlıyoruz Kars'la alakalı. Daha doğrusu milattan önce işte 9. yüzyılla beraber veriler almaya başlıyoruz. Kral Menoa'nın işte kuzeye doğru açılma, kuzeye doğru yaptığı seferleri burada bizim için önemli. Bu seferlerin önce Menoa'dan sonra Argişti'den sonra işte 2. Sardori'nin kuzeye yaptığı seferlerin elimizde belli başlı kalıntıları var. İşte bu şeyden başlayan Erzurum'dan başlayan işte Pasinler, Horasan, Sarıkamış yazıtları, bu coğrafyadaki yazıtlar, 2. Sardori'ye ait olan Çıldır'a giderken hani sol taraftan Evet. Taşköprü köyüne ayrılan oradaki o yazıt falan. Bu yazıtlarla beraber aslında bölgeyle alakalı bilgi sahibi olmaya başlıyoruz. Ve ilk ismi de Diyavehi. Bulduğumuz ilk ismi, karşılaştığımız ilk ismi Diyavehi. Diyavehi yurdu ya da Diyavehi ülkesi bu dönemde Urartulara bağlı. Urartular kendi yazıtlarında da bu bölgeden aldıkları vergilerden bahsediyor. Tabii Diyavehi bölgesini şimdi az önce senin de dediğin gibi kimlik dediğimiz zaman hemen bir duvar örüyoruz. Çünkü bunu yakın dönemde çıkan işte Yapı Kredi yayınlarından hani arkayı gösteriyorum şurada olması gerekiyor. Urartular kitabında farklı makalelerden farklı hocaların senin daha yakınında Evet. sen gösteriyorsun. Bende de var bu kitap ama Belki de neyse. ben bunu senden çalmışımdır. O da Ben olabilir abi. de niye Yani iki kere aldım diyorum bu kitabı. senden çal. Belki değil, ben senden çaldım evet bunu yani. Burada herkesin önünde de itiraf etmiş olalım. Orada da makalelerde de veriyor bir makalede ayrıntı olarak bahsediyor. Yani her Urartu yazıtını gördüğümüz yeri direkt Urartuların bizzat yönettiği yer olarak almak ne kadar doğru? Yani Urartu sınırını buna göre çizmek ne kadar doğru? Bu da tartışılan bir şey. Dolayısıyla Urartu yazıtlarına baktığımızda bu bölgeyi aldığını, bu bölgede dört farklı beylikten bahsediyor. Hatta tabii Kars'ı biraz daha geçiyor, Şavşat'a kadar iniyor. Öbür tarafta işte Ardahan'ın Gürcistan sınırına yakın olan kısmında Posof'a kadar gidiyor. Ve bu coğrafyada dört farklı beylikten bahsediyor. Bunları zapturapt altına aldığını söylüyor. Şehirlerini yıktığını söylüyor. Hani bir övünç kaynağı olarak, dün sen hani Hattuşili'den bahsetmiştin değil mi? Bir övünç olarak, hani bir övgü olarak o şehirleri yıkmaktan bahsediyor.
o şeyleri yıktığını söylüyor. Halkını vergiye bağladığını söylüyor. Çok da ağır vergiler alıyor buradan. Hani diğer bölgelere göre çok ağır vergiler alıyor. Çünkü maden açısından zengin bir yer. Ama ağır vergiye bağlaması bize şunu da gösteriyor. Demek ki bölge bu vergiyi ödeyebilecek güçte olan bir bölge. Urartular kadar güçlü değil ama Urartuların bu vergisini ödeyebilecek durumda. Bu arada tabii sadece Türkiye sınırıyla düşünmemek gerekiyor. Coğrafyayı bir bütün olarak ele alırsak Mena'dan sonra Argiş'ti. Zaten buradaki amaçları aslında kuzeye doğru çıkmaktaki amaçları sadece Kars ve çevresi değil bu adamların. Daha çok hani bir Iğdır'la beraber başlayan Iğdır Ovası ve sınırlarımızın öbür tarafında Erivan'ın da bulunduğu bu ovaya sahip olmak, bu coğrafyaya sahip olmak. Erivan işte kent Argiş'te zamanında Erivan Kalesi ilk defa bu kadar güçlü bir şekilde kuruluyor. Birçok kent bölgede kuruluyor. Bunun böyle olması beraberinde bize önemli bilgiler getiriyor bu dönemle alakalı. Milattan önce 6. yüzyıla kadar süren bir Urartu egemenliği var. Hani Urartu deyince daha senin söylediğinden daha basitleştirerek söyleyeceğim. Genelde Van merkezi bir uygarlık düşünüyoruz biz. Yani buradaki hani rehber ya da konunun uzmanı olan arkadaşlarım mazur görsünler. Yani onları dahil etmek. Hani konunun uzmanı olmayan insanlar için söylüyorum. Hani Urartu'yu Van'la özdeşleştirme gibi bir durumumuz var. Ama Urartu çok ciddi anlamda yayılmış olan. Yani bir yandan Hatay'ı, öbür yandan yukarıda Ardahan'a kadar işte Çıldır'daki yazı sayesinde sınırları içerisine alan Argişti'nin Sevan gölü çevresine yaptığı seferleri İran'da Urmiye gölünü içerecek şekilde çok devasa bir coğrafyaya sahip. Konfederit denildiği bir uygarlık. Nitekim Kars ve çevresi de bu dönemde dört farklı beylik, Urartu'nun vasalı olan dört farklı beylik şeklinde varlığını sürdürüyor. Urartular yıkıldıktan sonra bölgede bir soru işe, bir boşluk var, bir karanlık var. Urartular yıkıldıktan sonra 6. yüzyıldan sonra 6. yüzyıldan yaklaşık işte 6. yüzyıl içerisinde bir 60 yıl civarında 60-70 yıl civarında bir boşluğumuz var. O boşluğu bilmiyoruz. Muhtemelen diyor bazı tarihçiler az önce de dikkatimi çekti. George Brunatya'nın Ermeni tarihi de güzel bir kitabı vardır. Güzel derken içindeki yazdığı her şeye de katılmıyorum. Kaynakların güvenilirliği konusunda konuşacağız bir yerde. Hani belli başlı katıldığım noktalar var. O noktalardan bir tanesi muhtemelen diyor Pers öncesi döneme özür diliyorum. Urartu öncesi döneme döndüler ve vergi vermediler. Vergilerini hani vergi vermeyerek kendi bağımsızlıklarını yeniden ilan eden farklı beylikler vardı bu coğrafyada diyor. Ama tabii bu süreç içerisinde güçlenen bir Pers uygarlığını görmeye başlıyoruz coğrafyada. Güçlenen Pers uygarlığı ile beraber Persler bu coğrafyayı zapt altına alıyor. Daha doğrusu Medlerden sonra Medlerin daha çok politikaları doğuya doğru, İran'ın doğusuna doğru genişlemekken Persler bu ağırlığı Pers Hanedanı kurulduktan sonra bu ağırlığı Mezopotamya'ya ve batıya doğru veriyor. Yani Anadolu'ya doğru veriyor. Ve biz bu coğrafyada artık Pers hakimiyetini görmeye başlıyoruz. Zaten Ermenilerle Persler çok yakın ilişki içerisinde. Seninle de çok tartıştığımız bir konuydu bu. Özellikle Ani'deki ateşkede noktasında çok tartıştığımız bir konuydu. Dolayısıyla bir Pers hanedanı, Pers hakimiyeti dönemi söz konusu. Bu dönemde yaklaşık 5, milattan önce 520-518 aralığında işte dün senin de vurgu yaptığın bir anıt var. İran'da bugün hala ayakta olan Behistun anıtı ya da Bistun anıtı. Bu anıtta işte Pers topraklarına katılan satraplıkların adı verilirken Armenya satraplığından bahsediyor. Bu bizim için önemli çünkü bir bu coğrafyayı kapsıyor. Bu coğrafyaya Ermeni isminin ilk verildiği, aynı zamanda Ermeni isminin de ilk geçtiği kaynak. Yani senin soruna da ancak bu noktada geliyor. Ermeni isminin ilk geçtiği kaynak Behistun anıtı. Ve bu isim daha sonra tabii ciddi anlamda tartışmalara sebep oluyor. İşte modern bilimde işte Ermenilerin kökeni konusunda tartışırken belli başlı iddialar var ortaya atılan. Bunlardan bir tanesi Ermenilerin Urartuların bir kolu olduğu noktasında. Yani Urartuların bir kolu olduğu noktasında. Bunu daha çok hani Ermenistan'daki bilim insanlarının hani Ermenistan'daki bilim insanlarının literatüre kattığı çeşitli yayınlarda falan hani tartışmaya da gerek olmadan direkt bu şekilde yani bu veri üzerine devam ediyor anlatımlar. Bu Biraz şey gibi de oluyor, sözünü kestim. Yani bu estağfurullah. bütün aslında bu tarz araştırmalarda en çok düşülen köken bilim araştırmalarında belki hatalardan bir tanesi. Bir toplum bugün bir coğrafyada yaşıyorsa o coğrafyada yani şu anlamda sahip çıkmak anlamında tabii ki o bağı kurabilir.
ama köken bilim anlamında söylüyorum. O coğrafyada kurulmuş tarihi uygarlıkları bir şekilde sahiplenmek istiyor. Yani hep Evet. şöyle bir şey var sanki bir yerde Köken. yaşanılıyorsa bir ana yurt belirlemek gerekiyor. Hı. Ermeniler için neresi oldu? İşte Van Gölü, Urmiye Gölü, belki Hı Sevan hı. Gölü. Sevan. Bilmiyorum, genişletebilir miyiz? O coğrafyadaki haliyle her medeniyet, Urartu da olur bu tabii ki haliyle en spesifik olanlardan, özgün olanlardan birisi olduğu için. Kesintisi sanki o toplum hep orada yaşıyormuş gibi bir şeye Batı'da düşünüyor. Fırat'a Yani kadar genişletebilirsin bunu. Hani eski Akdeniz çağ kıyılarına da coğrafyasının bakıyorsun için. acımasızlığı düşünüldüğünde böyle birçok kereler toplumlar yer değiştiriyor falan. O kadar çok şey ki bu. Dün aslında ben değinmedim mesela Kumu halkı da dünkü sunumda söyleyecektim. Birçok kereler yerinden sürülüyor. Başka yerlerden halklar getirip su yapıyorlar, yerleştiriyorlar falan. Çok sık yer değiştirilen bir coğrafyada o yüzden herhalde en çok Hatay'ı da buradan yapıyoruz. Çok Yani doğru. orada kurulmuş bir şeyle doğrudan bağ kurarak. Çok doğru. Köken iddialarından bir tanesi Urartu. Urartulardan sonra tabii köken iddiasına hani Urartuların dışında bir başka katkı Herodot'tan geliyor. Herodot Ermenileri bir Trak kavmi olarak kabul ediyor. Diyor ki önce diyor Anadolu'nun içerisine geldiler. Anadolu'nun içerisinden daha doğuya da bugünkü işte Ermenistan ve çevresine Kars'ı dahil etmek üzere o çevreye yerleştiler diyor. Herodot'un böyle bir iddiası var köken olarak baktığımızda. Tabii kilise geleneği burada önemli. Kilise geleneği aynı zamanda şunu da veriyor bize. Kilise geleneği biz Ermeni, Armenyan ve benzeri isimlerle Ermeni dostlarımızı kimlik olarak isimlendirirken Ermeni dostlarımız kendilerine dillerine Hayca, ülkelerine Hayastan adını veriyorlar. Bu Hayca, Hayastan kelimesinin kökeni ve Ermeni kökeni de yine kilise geleneğine bağlı olarak Nuh'un torunlarından, Yafes'in soyundan gelmesine dayanıyor. Hikayeye göre işte Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'na demirledikten sonra Nuh beraberindekilerle birlikte bir süre orada kalıyor. Ardından işte Babil'e gidiyor. Babil'de insan sayısı yine artıyor. Buradaki bu zulüm artmaya başlayınca Hayk buna karşı geçiyor. Yafes'in torunlarından olan, Yafes'in soyundan gelen Hayk buna karşı çıkıyor ve Hayk beraberindekilerle birlikte bir isyan başlatıyor. Ve bu isyanda Babil'i terk ediyor. Her şeyin başladığı yere geri dönme kararı alıyor. Her şeyin başladığı yer Ararat, yani Ağrı Dağı. Ararat'a geri gelirken Babil hükümdarı bunları takip ediyor efsaneye göre. Ve bu takip etme Van Muradiye yakınlarında bir savaş gerçekleşiyor. Hayk'ın yakınları, Hayk'ın beraberindekiler bu savaşı kazanıyorlar ve bu savaşı kazandıktan sonra da Ağrı Dağı'nın eteklerine geliyorlar ve yerleşiyorlar. Bu yüzden Hayk'ın soyundan gelenler anlamında işte Hayca, Hayastan kelimeleri kullanılıyor. Kilisenin böyle bir geleneği var. Bu geleneği bilimsel temele oturtmaya çalışan çok literatürde dillendirilmeyen başka bir iddiada işte Huri kökenli oldukları ve Huri kökenli olmaları dolayısıyla işte Hay kelimesinde Hurice'de işte Hurice diliyle bağlantısını kurmaya çalışanlar var. Dolayısıyla bu da başka bir iddia köken anlamında. Bu arada bir hocamız Şevket Dönmez'di galiba onun da evet Şevket Dönmez hocamız İstanbul Üniversitesi'nden Amasya Ulusoy'u kazıyor. Güzel bir kitabı var. Anadolu ve Ermeniler Kızılırmak Havzası Demir Çağı Toplumunun Doğu Anadolu Yaylası'na Büyük Göçü dediği. Şöyle göstereyim. Bu arada kaynakça soranlar dostlar oluyor. O kaynakçaları böyle yani programın sonunda belirli bir kaynakça bölüme ayırmak değil. Sohbet ederken daha çok hani Sohbet kaynaklarla yapış bitmek sırasını. daha Bu iyi arada Murat olacak. seni de tanıyanlar bilir ama bir kelimeyle de ben söyleyeyim. Murat'ın aslında en büyük takdir ettiğim yönlerinden bir tanesi sürekli böyle kaynakla konuşmasıdır. Ben mesela ikimiz de çok okuyan insanlarız ama okuduğum şeyleri bir şekilde beynimin potasının içinde eritiyorum. Murat öyle değil. Her şeyi tasnifler. Bir yerde bir şey söylediği zaman bak der burada da bu şekilde geçiyor diye en takdir ettiğim Ya özelliklerinden biz birisi. bu yayınları yapıyoruz ama hani ben kendi adıma söylüyorum. Hani ben bilgi üretecek bir durumda değilim. Sonuçta hani hocalarımızın ürettiği bilgilerden okuyabildiğimiz Muhakkak. kadarıyla, Belki bilebildiğimiz yorum kadarıyla getirebiliriz en fazla. tabii bilebildiğimiz kadarını dostlarla paylaşma durumundayız. O yüzden hani kaynakçayla gitmek daha iyi olacak. Şevket Hoca da Uluzu'yu kazıyor. Şevket Hoca'nın da bir iddiası var. Şevket Hoca diyor ki merkezde İç Anadolu'da buraya şeye doğru İç Anadolu'ya doğru göçtüğünde buradan doğuya doğru buradaki halk buradaki yerel halkın doğuya doğru göçtüğünü söylüyor.
Ve bu büyük göç, zaten kitapta Doğu Anadolu yaylasına büyük göçü demesinin sebebi de bu. Kızılırmak Havzası'ndaki bu demir çağ toplulukları, Ermenilerin de dahil olduğu bu topluluklar, batıdan gelen Frigilerin zorlamasıyla doğuya doğru göçüyorlar ve bu göçte işte bugünkü Ermenistan, Kars'ı da içeren bu coğrafyaya yerleşmiş olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu, hani bir tez olarak bunun da değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Buna kanıt olarak da kullanılan, özellikle vazolar üzerinde kullanılan süslemeleri, hani bu Kars Müzesi'nde şey var ya abi, orada bu kalkolitik çağ, yok özür dilerim, demir çağ ve sonrasındaki bölümde kullanılan böyle üçgen şeklinde süslemeler var. Böyle nokta Evet. nokta içleri. Evet. O Bu şey süslemelerden yola... siyah keramiklerde parlak. Evet, siyah O keramik. zaten Karaz kültürünün herhalde en karakteristik özelliği olsa gerek parlak. Ve Ve o işte üçgen süslemeli keramikler. bunun o iç Anadolu'da da bulunduğunu ve bu şeyle beraber bunun izini süslemelerden yola çıkarak bu izi takip edebildiğimizi söylüyor. Yani şey olarak bu ileriye sürdüğü teze kanıt olabilecek nitelikte böyle bir şey söylüyor. Tabii hocanın Agos gazetesinde güzel bir makalesi de var. Hani o internetten de aratabilir dinleyenler. Orada da söylüyor yani bunu böyle bir budur, bu doğrudur değil. Hani bu eleştiriye açık, yoruma açık, iyileştirilebilecek ya da işte olumsuzlanabilecek bir teoridir diyor. Onun da böyle bir teorisi bulunmakta Ermenilerin kökeniyle alakalı. Yani şey bile söyleniyor. Şimdi anladığım kadarıyla hoca şunu söylüyor. Demir Çağ için. Anadolu'da Hitit otoritesinin çökmesi sürecinde işte bir yan kavimler geliyor. Özellikle Frig baskısı bir süpürme hareketi yaptı Evet. doğuya doğru. Aynı şeyi Frigler için de söylerler. Yani Frigler de aynı şekilde aynı potanın içinde eriyecek ve Ermeni kimliğinin bir parçası. Üstelik galiba daha güçlü etimolojik, özür dilerim, lingüistik bağları da var. Doğru. Yani Urartuca'dan Doğru. daha köklü Frigçenin bildiğim kadarıyla Ermenice ile bağları var. Onlar da aynı şekilde süpürüldüler aynı coğrafyaya. Aslında Ermeniler birçok yerler bu şeyde yer değiştiriyorlar belli ki bağlamda. Bir doğuya Evet. gidiyorlar. Doğudan birçok yerler tekrar İç Anadolu'ya geliyorlar. Strabon Daha daha ilginç bir sonraki... şey söylüyor. Strabon iki koldu. Ermeni toplumu aslında iki koldur diyor. Evet. Bu kollardan bir tanesi diyor işte Frigya ülkesinden doğuya doğru göçtüler diyor. İkinci kolsa diyor İran Zagros Dağı'nın eteklerinden geldiler. Oradan yukarıya güneye doğru göçtüler ve iki kolun birleştiği yerdir burası diyor. Armenya ülkesinin iki kolun birleştiği yer olduğunu söylüyor. Yani dolayısıyla hani çok farklı iddialar var. Tabi Yunan kaynakları çok daha başka bir şey söylüyor. Yunan kaynakları Yason'un Argonotlarından Tesalyalı neydi adı? Armenios. Tesellyalı Armenios'a bağlıyor köken olarak. Hani tabii bu doğruluğu yanlışlığı tartışılacak bir şey. Hani bir kere bunu kabul edebilmen için Argonotları veri olarak kabul etmen gerekiyor gibi bir durum var. Ama bu Evet yani şekilde. bazı mitolojik kaynaklar yani Argonotlar da o anlamda çok önemli bir aslında şeydir, kaynaktır. Yani bazı şeyler örtüşüyor bakıyorsun eğer ne kadar efsanevi bir Çok doğru. şeyi olayın peşinden gitse de olay yer isimleri bazı şeyler olgular örtüşüyor ama nihayetinde fantastik bir kaynak. Evet. Yani bu önemli. Bunun dışında bir de tabii şey döneminde, Persler döneminde öyle çok da şey değil. Yaklaşık 5 farklı isyandan bahsediyor Pers kaynakları. Armenya ülkesinde, Armina satraplığında 5 farklı isyandan bahsediyor. Yani devamlı vergi karşıtı isyanlar bunlar. Vergi vermemek üzere yapılan isyanlar. Bu isyanları bastırdığını söylüyor. Ve Persler yıkıldıktan sonra yine burada, daha doğrusu Persler döneminde aslında yine önemli Orontitler, dün sen de Orontitlerden bahsetmiştin. Evet. Bu Orontit kelime olarak daha çok hani Yunanca'dan gelen okunuş Yunanca şekli. karşılığı aslında Bir de bunun Ermeniler farklı söyler. Persçe ya da Persçe. Farsça karşılığına baktığınız zaman Yervantuniler olarak Yervantuniler. bahsediyor. Hani bunu özellikle söylüyorum bazen okurken mesela bir kaynak Orontet olarak söylüyor sadece. Başka bir kaynak Yervantuni olarak söylüyor. Kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Hani buna sebep olmaması için dikkat çekmek istedim. Yervantunilerden bahsediyor bize. Bu, tabii Yervantuniler bu arada bunlar da Pers aslında. Ve Armina ülkesine vali olarak gönderiyor. Ama Yervantunileri biz belirli bir süre sonra Ermenileşmiş olarak görüyoruz. Bu daha sonra da olacak. Arşagonilerde de aynı şey olacak. Yani Perslerin birçok dönemde Ermeni ülkesine, Ermeni toplumunun üzerine ya da bizim konuştuğumuz coğrafya üzerine gönderdiği yöneticiler var. Bu yöneticiler ise kral kendi kardeşini gönderiyor oraya. Kardeşi başa geçiyor. Bir şekilde Roma'ya kabul ettiriyor falan. Ama ondan sonra bakıyoruz bir 100 yıl, 200 yıl sonra artık hani Ermenileşmiş ve şeye karşı, Pers'e karşı
bağımsızlığını ilan eden yeni bir Ermeni krallığı olarak orada varlığını sürdürüyor. Yani ciddi bir şey var. Geçiş var. O yüzden kimlik anlamında baktığımızda, senle de bugün değinmiştik buna, kimlik anlamında baktığımızda bu çok tek bir kimliğe indirgeyebileceğimiz bir durum değil. Fakat bu dönemde Perslerle beraber tabii şöyle bir durum söz konusu olmaya başlıyor. Benim hep turlarda da misafirlerime ifade etmeye çalıştığım bir durum var. Kars hem çok şanslı hem de çok şanssız bir coğrafya. Az önce bulunduğu yerden de bahsederken işte Kafkasya'nın bir ucu. Kafkasya'dan baktığımızda Kars sınır. Türkiye'den baktığımızda Kars sınır. Anadolu'dan baktığımızda Kars sınır. Kars daima sınır. Özellikle trenle gelen, Kars'a trenle gelen misafirlerimize hep şey diyorum ilk gün sabah. Yani Kars'a geldiniz. Yüzyıllar boyunca insanlar hep Kars'a geldi. Kars kolay kolay geçerken uğrayabileceğimiz bir şehir olmadı. Yani Kars hep gelinen bir sınır şehri oldu. Sınır şehri olmasının bahtı ve Hep bir bahtsızlığı menzil. var. Tabii en önemli bahtsızlığı menzil olması. Yani Kars denildiği zaman daha çok Kars ya da Diyarbakır ya da Van'ant hangisini alıyorsanız. Tarih boyunca Kars dediğiniz zaman daha çok sınırda askeri olarak sahip olunması önemli olan, fakat çok da yatırımın yapılmasına çok da gerekli olmayan, yani askeri olarak ama sahip olunması stratejik olarak önemli bir kent Bunun en köklü kapsamında. kırıldığı dönem herhalde İpek yolunun canlı olduğu dönemler olsa gerek. Bu Evet, söylediğimiz 9. Olgun'un yüzyılda yani kırılacak. 9, 10, 9. 11'ler Kıracağız bu akşam. geç. Kıracağız bu akşam. Ve de günümüzde tabii ki. Yani 1990'lı yılların başlarında işte Sovyetlerin dağılmasının ardından bir 10 yılda o stratejik önem, o askeri önem devam etti. Sonra yavaş yavaş kırılmaya başladı. Şehir sivilleşmeye başladı. Günümüzde yine o kırıldığı dönemi yaşıyoruz aslında. Fakat bu önemli bir bahtsızlıktır. Şehir devamlı böyle bir sınır durumunda. Garnizon Bu, kenti görüntüsü hep bir evet. soğuk çatışma bölgesinin soğuk tabirini özellikle kullanıyor Beyaz, içinde. uykusuz ve Evet. uzakta. Hani uykusuz ve uzakta bir kent. Cemal Şu an Süreyya'nın bile uykusuz. tanımıyla biz onu kullandık. Evet. Şimdi Cemal Süreya'nın şeyiydi değil mi? Tek Y ile olan evet. Evet. Cemal alınması üstad. Süreyya'nın Beyaz O onunla ilgili bir uykusuz şey vardır hikaye. uzakta. Konuyu dağıtmak gibi olmasın ama bu Y harfinin birisini bir iddiada mı kaybediyor? Öyle Evet. bir yarım yamalak aklımda kalmış. Evet, bir Üstadım. iddiada kaybediyor. Galiba en sevdiği şehirlerinden de bir tanesi Kars. Kars'ı hiç görmeden hem Evet, de Kars'ı hiç görmeden yazıyor. Paris'te Kars'ı hiç galiba görmeden yazıyor. yazıyor. Evet. Kars güzel bir sanat şehri aslında. Yani Kars hiç görmeyen bir Edebiyat, adamın kesinlikle dahi edebiyat şehri. güzel bir sanat ve edebiyat şehri. Yani şimdi giden dostlar hatırlayacaklardır. Gitmeyenler de gittikleri zaman hani bu akıllarında kalırsa güzel olur. Ya Namık Kemal'in çocukluğunun geçtiği evin 200 metre ilerisinde Çarents'in evi var. Çarents'in doğduğu yer. Çarents Ermeni sanatına, Ermeni edebiyatına uzak olan biri için bir anlam ifade etmeyebilir. Yegişe Çarents. Fakat Türkçe'de ben Nazım Hikmet dediğimde biz ne düşünüyorsak, ne anlıyorsak, Ermenice'de Yegişe Çarents dediğimizde de aynı şey anlaşılıyor. Kars'ta doğan, Kars'ta büyüyen, 1915 yılında üniversite eğitim için Moskova'ya giden, 1919 yılında eğitimini tamamladığında artık görecek bir Kars'ı olmayan bir adam, Evet. bir şair. Ve Erivan'da ömrünü tamamlıyor. Ömrünün sonuna doğru yazdığı şiirlerde de Kars'tan, Kars çayının hemen yanındaki Onu besleyen belki evinden, biraz Kars'a duyduğu özlem de belki o özlem, evet, şiirlerde yani bir onun o, yönde odur muhakkak ki. çok Bu doğru, travmatik bir çok şey doğru, çünkü yani bir yerden çok kopmak ve travmatik bunu bir şey. kabullenmek. Evet, yani memleketin, yani doğduğu topraklardan kopmak ve doğduğu topraklara duyduğu o özlemi ömrünün sonuna doğru yazdığı şiirlerde hissediyoruz. Tabii bu biraz küskün Ya dönemidir tercih Çarents'in. bile olsa bu çok büyük şeydir aslında insan psikolojisinde büyük etkileri Tabii. olan bir şeydir. Bir de şu var hani tercih dışında bir şeyse herhalde daha biraz da duygusal yönü güçlü birisi ise Charles gibi Çok onu doğru. besleyen olgulardan bir tanesi olmalı. Çok doğru. Dolayısıyla bir edebiyat şehri. Yani Cemal Süreya ile beraber Çarents'i besleyen, muhtemelen Namık Kemal'i besleyen Namık önemli bir Kemal'i edebiyat şehri besleyen aynı zamanda. bir yıl edebiyatçının belki bir şekilde gelip etkilendiği yani Tabii işte Orhan Puşkin'i Pamuk, anlatırız, Orhan Pamuk, Puşkin. Hı. Atol Behramoğlu bu şeyi listeyi uzatabiliriz ya. Tabii, uzatılabilir. Yani ilk akla gelenleri saydım. Yani, önemli, keyifli bir edebiyat şehri ama saat şu anda 21:40. Hani bu olaylar olmamış, şu anda biz evlerimizde sosyal izolasyonda yaşamıyor olsak dahi
Kars'ta böyle hayatın yavaş yavaş caddelerdeki arabaların seyreldiği bir zamanda. Şimdi bu arada ben İstanbul'dayım. Fakat bu saatlerde ya da bundan işte 1-2 saat sonra Kars'ta kar yağdığında çıkıp sokaklarda gezmeyi ben çok severdim. Çünkü geniş caddeler, özellikle Tahtüzün'e Rusların kurduğu Kars'ın içerisinde geniş caddeler, kar yağarken hatta seninle de yaptığımız bir gezi, bir yürüyüş vardı böyle bir akşam. Gayet Evet. keyifliydi. Bu şeyin sohbetin diyelim. Görselini de ben çektim diye hatırlıyorum. Evet, bu sohbetin görselini sen Defter çektin. darlık finans önünde Çok doğru, eski çok doğru. valilik. O gezide yaptığımız bir şey, çektiğimiz bir fotoğraftı bu. Dolayısıyla hani insanı gerçekten de duygu anlamında besleyen bir şehir. Duygu anlamında Bir besleyen bir şehir yalnızlık bu yönü de anlamda. var. Yani herkimiz de Kars'ı çok seviyoruz. Yani ben bir yanı neden sayabilirim. Senin için yani senin Kars'ı sevmenin ya da Kars'la kurduğun bağın arkasında yatan en özel şey nedir? Şu var yani şu an kadar Kars'ta değilsin. Belki bizim Kars sevgimiz birazcık da öyle ikimizin Evet. de. Yani orada bütün ömrümüzü geçirecek şekilde değil de uzak kalıp özleyip tekrar kavuşmak şeklinde. Senin için nedir? Yani Kars'ı anlatırsan. Ben de yarattığı mesela yalnızlık duygusunu böyle kendimle baş başa kalma duygusunu hep sevmişimdir. Senin Evet. için de var mı öyle şeyler? Benim Kars'ta ev tutmamın sebebi zaten bu. Bu Hacettepe'deki eğitim bittikten sonra son 3 sene önce işte 2016'larda falan bitti ve 2017 yılında artık hani kışın ben bu arada son 8-9 yıldır her kış Kars'a gidiyorum. Son 3 yıl öncesine kadar gidip geliyordum. Haftada 4 gün Kars'ta, 3 gün Ankara'daydım. O dönem Ankara'da yaşıyordum. Daha sonra bu eğitim bittikten sonra kışın beni bağlayan herhangi bir şey kalmayınca bu sefer Kars'ta ev tutmaya başladım. Bu aslında benim için bir inziva idi. Hani bu İnsi var, bizi evet çok güzel. izleyen, dinleyen bütün misafirlerin, dostların da muhtemelen ortak problemidir. Hani alıp okuyamadığımız kitaplar var ya. Yani onları Evet. şimdi benim burada da var. Mesela gördükçe vicdanen rahatsız oluyoruz. Hani tüh aldım bir türlü okuyamadım, zaman bulamadım falan. Alıp okuyamadığım kitapları bir bavula doldurup Kars'a gitmek benim için ki bir keyif haline aldı. Hani bu işten ziyade güzel bir keyifti. İşte bu sene 3. senemdi. Kars'ta ev tuttum. Son 3 senedir her kış gidip orada bir ev tutup dediğim gibi o yalnızlığı yaşamak, o inzivayı yaşamak. Çünkü yaşam şeklimiz bizi bunu biraz zorluyor. Yani evden işe, işten eve rutini bizim için bir lüks. En azından yılın 3 ayı orada yaşıyorum ama beni Kars'a bağlayan ya da Kars'ı sevmemi sağlayan en önemli şey Kars'ın insanı. Ben şey savunurum. Bir yeri güzel kılan oranın insanlarıdır. Kars'ta soğuk olan tek şey hava. Hava çok soğuk. Yani -40'a kadar falan. Ne bileyim, hele bu kış nasıl soğuktu değil mi? Yani bu Evet. kış bayağı bir zorlandık. Yani genel olarak şeyi de iklimiydi ama çok sert soğukları gördük bu Çok şey. sert. Çok, yani Sert -20, kullanıyorsun değil mi? -22. Soğuğu anlatmak için sen de kavram Tabii olarak tabii. sert. O da Tabii Farsça sert. kökenli soğuk. Sert. Evet. Yani çok soğuktu. Bütün bu o soğuk hava içerisinde Kars yapan Kars'ın insanları, o soğuğun tam zıttında çok sıcak insanları var bu şehrin. Şehrin coğrafyasının bana göre avantajı da bu. Hani dedik ya dezavantajı ve avantajı, talihi ve talihsizliği. Şehrin en önemli talihi de yine o sınır bölgesinde olması. Çay geldi Ceyla abi sana. Evet. Bakışlarından aldım. Afiyet olsun. Yok, kusura Bu bakma, karşımda içiyorum bu arada. abi estağfurullah, ben de su, limonlu su içiyorum. Hani Daha güzel. su, çay doldurma Evet. sıkıntım var. Evde kimse yok, Yani bu işler biterse böyle kilo falan dersen ağzının ortasına fırıncı küreğiyle vururum, haberin olsun. Limonlu su içemeyenler, içenler. tekim. Kilo almamak için her şey yapıyorum vallahi. Hiç bana kızmayın o konuda. Şimdi Kars'ı en önemli avantajını sağlayan da yine coğrafyası. Çünkü bu coğrafya farklı insanların, farklı kimliklerin bir arada yaşama kültürüne sahip olduğu bir yer. İnsanlar orada herhangi bir etnik kimliğiyle, herhangi bir dini yani kimlikleriyle tanınmıyorlar. İnsanlar orada sevilmesi ya da sevilmemesini etkileyen en önemli unsur iyi insan ya da kötü insan olmaları. İnsanlar iyi insan ya da kötü insan olarak ikiye ayrılıyor. Yani bir herhangi bir kimlik ayrımını Kars'ta görmüyoruz. Kars insanı sıcak yapan da bu. Yani eğer insanları seviyorsanız, kimlikleri her şeyi dışarıda bırakarak insanları sevebiliyorsanız, Kars insanı sizi bağrına basmaya hazır. Kars sizi Evet. bağrına basmaya hazır. Dolayısıyla
Benim için Kars'ı özel kılan, yani Anadolu'nun birçok yerinde maalesef unutmaya başladığımız bir şey. Evet. Hoşgörünün yerini tahammül aldı. Farklılıkları Yani olan hoşgörünün evet. yerini tahammül almaya başladı. Birçok nokta için, her yer için bunu Teşekkür ederim. söyleyemem 10 ama dakika kalamana verir misin? Murat, bu Murat anlamda kusura bakma, o estağfurullah, çok güzel bir şey söyleyecektin. estağfurullah, Edebi. estağfurullah, buyur. yani bu tabii toz pembe bir her zaman tablo çizmek istemiyorum. Yani bu coğrafyacılarla yorulmuş bir coğrafya nihayetinde. Tabii Ama ki. yine de bu dediğin konuda sana çok hak veriyorum. Bazı şehirlerde özellikle bunu çok hissediyorsun. Yani o tahammülden daha güçlü bir duygu olan hoşgörünün yeşermesi anlamında, özellikle böyle çok kimlikli, çok kültürlü kentlerde. İşte bir çırpıda aklıma Mardin geliyor mesela. Evet, Mardin çok güzel bir örnek. Antakya Antakya geliyor. harika bir Kars öyledir. örnek. Yani birçok insanın belki tatmadığı, hayatı boyunca görmediği bile belki şeyleri Tabii. doğuştan kabullenerek yaşadığında Çok özümsemesi de doğru. kolay olabiliyor. Yani o doğduğu anda öyle bir yapının içinde doğduğunda çok farklı kimliklerin bir arada bulunduğu. Kars Tabii yine bu çok, konuda uzakta, farkında yani çok, mısın? Bak, evet yani Mardin çok biliniyor. toz pembe tablo çizmek istemiyorum ama Tabii bu Mardin konuda biliniyor, katılıyorum. Antakya biliniyor ama Kars çok bilinmiyor bu Bilmiyorum. anlamda. Evet, ilk akla Kars gelenlerden çok değil. bilinmiyor. İlk akla Kimlik gelenlerden denince. biri değil. O ilk akla gelenlerden biri olmaması da yine Kars'ın o uzakta olmasının en önemli etkenlerinden bir tanesi olabilir. Dolayısıyla benim o şehre Bir bağlamın şeyin en önemli hoşgörüdense özelliği o. razı olmakla. Yani şu var. Bir tercih. Eğer hoşgörüyü içselleştiremiyorsan, hoşgörü denilen kavramı, bir arada yaşayacaksın. O zaman tahammül bunun yerinde, işte ehvenişer derler eskiler. Bir başka duygu şey yapıyor. Yani bir arada yaşayacaksın. Başka şansın yok. Evet, bak bir Tehlikeli çok güzel olan ne? Kabul hatırlattın. etmemek. Bir Fatma arada Hanım yazmış. yaşamayı reddetmek. Evet. Sen Farsçasını çok güzel okursun bunu. Harekânî'nin hani çok güzel bir sözü var ya. Ha, Her evet. kim ki bu kapıya Evet. gelirse ekmeğini verin, imanını nasıldı sen söyle ben söyleyeyim. Ben Türkçesini söyleyeyim. Tam Farsçası aklımda değil. Yani ben belki bir şey sanal Kars turu da yaparız. Benim de bu çok sevdiğim bir konudur. Her ikimizin de değindiği aslında Tabii. turlarında. İran'daki türbesi girişinde yazar bu 4 satırlık söz, şiir. Ebu Hasan Harekani'ye atfedilen. Biraz ben bunu şeye de benzetirim. Mesnevi'de geçen Hazreti İbrahim peygamberle işte bir mecusi arasında geçen ve sofraya oturdukları böyle beraber bir şey vardır. Olgu bilir misin? Yani Hazreti İbrahim peygamberin sofrasından kovduğu bir mecusi hikayesi. İşte sonra tekrar geri çağırıp Tanrı'nın isteğiyle gel, özür dileyip tekrar sofrasına oturttu. Hani Tanrı der ki Hazreti, bu tabii şey, dinsel bir metin değil. Mesnevi'de geçen didaktik bir şey. Git geri Tabii. getir onu. Hani ben ki der, bana inanmadığı halde, inanmadığı kişi benim. Ben ona yaşam vermişim. Can gibi en değerli şeyi vermişim. Eşit bir şekilde bu dünyada herkesle, bütün yaratılmışlarla birlikte o da var. Ama sen onu bana inanmıyor diye kovuyorsun. İnanmadığı benim. Yani. Sen kimsin? Hani ne hakla kovarsın gibi bir şey. Orada da öyle der Ebu Hasan Harekani. Her kim ki der bu kapıdan içeriye gelirse, ona ekmeğini verin ve imanını sormayın. İmanını sormayın. Evet. Ve yine Hak der ki, Teala'nın katında. Bari Teala'nın dergahında cana layık herkes, zira der, elbette ki Ebu Hasan'ın kapısında da ekmeğe layıktır. Ekmeğine layıktır. Yani Kars bu kültürü güzel yaşatan bir yer. Bugün baktığımızda bu kültürü çok güzel yaşatan bir yer. Yani ekmeğini verir, imanını, yani kimsenin kimliğini sormaz. Ebu Hasan Harekani'ye bile kalmıyorsa kimseye kalmaz. Kars bunun, Evet. o kültürün, o hoşgörünün gerçekten güzel bir şekilde yaşadığı örneklerden bir tanesi benim gözümde. Benim de kenti sevmemdeki en önemli etken. Bu arada yavaş yavaş da konuya dönersek, hani Kars'ın tarihçesine dönersek, dönsek mi bilmiyorum. Şu anda saat Evet, nerede 10'a kaldık? Ben 12 onu bile var. bilmiyorum. Ben biliyorum, ben hatırlıyorum. ben biliyorsun yaşlıyım Moderatörlüğü artık. ben yapıyorum. Seni burada Yani bulmayacağım en herhalde daha son fazla. Charles'ten bahsediyorduk, fakat Charles'e tarihsel akış senin içinde nasıl Yok, daha geldik? çok Medler'deydik aslında abi biz. Daha doğrusu Pers dönemindeydik. Evet. Yani Kars'ın o Pers dönemindeydik. Ve Pers dönemi içerisinde Yervant Yervantlar Huniler'den dan bahsediyorduk. bahsediyorduk. Yervant Hunilerin Pers soylusu Yervant Huniler adına şeyi yöneten, Ermenistan satraplığını, Armenya satraplığını yöneten bu hanedanın zamanla Ermenileşmesinden bahsettik. Nitekim daha sonra bu topraklar şeyin
Selevkoslar bu topraklara komşu olunca, yani İskender sonrasındaki süreçte Persler'in yıkılması, İskender'in topraklarının komutanları arasında paylaşılması ya da bölünmesinin ardından Selevkoslar buraya komşu durumuna geliyor ve tabii bu Yarvantürler Selevkoslara da vergi vermeyi reddediyorlar. Ve Selevkoslar bunları ciddi anlamda şey yapamıyor. Bir zapturapt altına alamıyorlar. Bu dönemde çok ciddi bir yayılma var. Bu yayılmada başkent Kars'ta ama Kars şehir merkezinde değil. Şimdi tabii Kars'ı hani Iğdır'ı ayrı bugünkü çizgileriyle, Ardahan'ı bugünkü Evet. çizgileriyle değil de tarihsel olarak Kars'ı hani Ardahan'ı da Iğdır'ı da böyle içerecek şekilde düşünürsek, hani bu şeye giderken Iğdır'a doğru giderken Arpaçay'la Aras'ın buluştuğu yerde Kızılkale var ya, Evet. bu Kızılkale Yervanteşat. Yervanteşat'ı, Kızılkale'yi Yervant. bu Yervantuniler bu dönemde kuruyorlar. Ve başkentleri orası. Çünkü orası önemli bir nokta, su kavuşumu noktası. Bir kere çok bir yandan Kızılman tarafına açılıyor, öbür taraftan işte Erivan tarafına açılıyor. Ovalara hakim, dağlık bir alan içerisinde korunması kolay Korunması falan, uygun. güzel bir başkent. Hı. Evet. Ya o coğrafyanın herhalde en büyük avantajlarından birisi de bu devlet oluşum süreçlerinde. Mesela Asur gibi büyük bir gücün karşısında Urartu'nun da bir şekilde ben de varım demesinin. Ya o Asur olağanüstü bir güç ama Asur karşısında bir denge unsuru haline gelebilmesinin herhalde yine coğrafya avantajları olsa Coğrafya gerek çok Urartular için. önemli. Martin von Brunnesse'nin Şeyh, Ağa ve Devlet diye bir kitabı var. Yine Evet. senle de çok üzerine konuştuğumuz bir kitaptı. Orada daha çok Kürt tarihi üzerineydi. Aşağıda da az önce gözüme çarptı. Karduk, Kürt konusuna Evet. girecek misiniz, ne düşünüyorsunuz? Kardukiler, Urartuların Kardukçi. kökeni, Medlerin kökenini falan soranlar oldu. Bu Not konuda aldım. da Hüseyin galiba harika. Medper Kürt Hı. bağlantısını sormuş. Bu konuda da en güzel kaynaktır Ağa, Şeyh ve Devlet. Martin von Brunnesse'nin doktora tezi bu. O da orada aynı şeyi söylüyor. Yani bu coğrafyada hakim olabilmek için, bu coğrafyaya sahip olabilmek için coğrafyayı çok iyi bilmeniz gerekiyor diyor. Coğrafyayı çok iyi tanımanız gerekiyor. Ne kadar güçlü olduğunuzdan ziyade coğrafyayı ne kadar iyi tanıdığınıza göre her şey değişiyor. Ağa, Şeyh ve Devlet, Çiftleri, evet. iletişim yayınlarından çıktı kitap. Vallahi bulayım diyeceğim de bulmam çok zor şu anda. Kürt Kusura tarihi bakma, üzerine unutuldum. şey yapıyorsanız da çalışma araştırmak o konuda da yani ek Tabii kaynak tabii olarak Kürt yardımcı tarihi kaynak üzerinde olarak çok önemli. Kürt tarihi güzel bir üzerinde kaynaktır. zaten önemli bir şey. Hatta bulabilirsem bir yer var aklımda da. Hemen doğru kalmış aklımda. Şu kitap Ağa, Şeyh ve Devlet, şöyle göstereyim. İletişim yayınlarından çıkan. Dolayısıyla aynı şeyi söylüyor. Yani coğrafyayı bilmek çok önemli. Dolayısıyla o bölgenin halkının en önemli avantajı bu. Coğrafyayı çok iyi bilmek. Çok güçlü olmasa dahi dışarıdan gelen çok güçlü coğrafyayı bilmiyor olması dolayısıyla bu halklar karşısında bir şekilde yeniliyor. Yani burada bir şekilde varlığını sürdürüyorlar. İşte Yervantuniler bunlardan bir tanesi. Bu arada tabii Yervantagerd, Kağızman yakınlarında, o dönemki şeyde bugün köy durumunda, o dönemki Kağızman ilçe diyelim, Kağızman merkezi aslında Yervantagerd. Kağızman da bir anlamda bir merkez olarak bu Yervantuniler zamanında kuruluyor. Yani bu milattan önce 3. yüzyıldan şey, 2. yüzyılın 3. yüzyılın sonları, 2. yüzyılın başları gibi bir dönemde kuruluyor. Bu da önemli. Ama tabii bu dönemin sonlarında ilginç bir şey oluyor. Öncelikle Selevkoslar buradan öyle kolay kolay vazgeçmiyor. Buradan kolay kolay vazgeçmiyorlar ve Selevkoslar bunların kendi aralarında tabii Ermeni toplumunu şimdi nitelendi. Bu arada 21.52 abi, 21.53 oldu. Zaman Bana ama uyarı hani bir gelecek. saatimiz Var var ya. zamanımız var. Birinci saati Hayır, çok rahat bitirdik ve aslında görünen o ki pek... ya ben bir saat, bir buçuk saat konuşuruz diye düşünmüştüm ama yani biraz uzayacak Yok gibi yok, ikinci herhalde. bölüme geçilecek belli ki. İkinci bölüme geçeriz. Yavaş yavaş toparlayalım. Ben de uyarı geldiğinde ben de yine söylerim. Bir Hı sonraki hı. bölümde saatimi de koyacağım Tamam, buraya. anlaştık Bu abi. arada izleyenler için söyleyeyim. Yorumları kapatır mısınız diye şeyler geldi. Bilmiyorum sen nasıl düşünürsün ama bence çok o kötü Kapatmasak görünüyor, daha iyi bilmiyorum. olur. Ben de çok Yani iyi gözüküyorum çünkü sıkıntı değil. benim görünmemi muhtemelen İstemediğim için özellikle engelliyor. Beni kapatmıyorum görmediğinizde hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bence daha keyifli bile olabilir. Hani sizi ben. Şey için de görmemek. evet. Bu yayınları kaydedeceğiz kapattıktan sonra. Bir 24 saat kadar
Duruyor yine profilimizde. Tarih, Kültür ve Evet. Turizm Rehberleri Derneği'nin Aynı zamanda YouTube hesabımız hesabında. var. Onu diyeceğim. Derneğimizin YouTube hesabı da var. Orada da bu sohbetleri YouTube hesabından da dilediğiniz zaman girip takip edebilecek şekilde Evet. Bu izleyebilirsiniz. arada YouTube hesabımıza da üye olursanız seviniriz. Sebebi ise şey, hani Kanalıma burada hoş geldiniz. reklam vesaire. Şuradan. Hani merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz demeyeyim Bunu değil, yapmak ama istedim şimdi. bizim bir 100 kişinin üzerine çıkmamız gerekiyor bilebildiğim kadarıyla. YouTube üzerinden canlı yayınlar yapabilmemiz için. Yapabilmek için, evet. Bu yayınları yapmak da hani bizden ziyade sizin için de iyi olacak, keyifli olacak. Hani takip etmesinizden daha kolay olacak. O yüzden hani bu anlamda en azından yüze ulaşabilmemiz, bizim oradan da yayın yapabilmemizi, dinlemek isteyen dostlara ulaşabilmemizi sağlayacak bir durum olacak. Oraya üye olabilirsek o da bizim için harika olur diyelim. Evet. Bir şeyde kalalım istiyorsan, bu Helenistik dönemde kalalım. Bir 5 dakika sonra saat 10'da tekrar gelelim. Bu arada bir mola vermiş olalım. Tamam, evet. Yani arpa suyu içenler, şey Evet. pardon, malt içeceği içenler, malt içeceğisin, Bizim bu başka sohbetimizin derdi önemli bir olanlar. eksiği var. Ben çay Şöyle içiyorum. ki, Celal abiyle yıllarca yaptığımız bu sohbette üzüm suyu olsun, arpa suyu Evet. olsun, tütün Dilim mamülü bayağı böyle bol tüketildiği Bütün durumlar oluyor. kötülüklerin Bugün şeyi gibi bunlar hissettim şimdi. şey... Anası gel ya. Şimdi şu kapı çalsa ve Yeşilay görevlileri girse hiç şey yapmam. Dolayısıyla şey, senin o ritüelle beraber sigarayı hazırlaman geldi aklıma. Pipoyu hazırlaman geldi aklıma. Kas Birkaç güldünüz diye. dakika, O birkaç zaman dakika, kapatıyorum. Ben bunu birkaç kaydedeceğim. dakika sonra şey yapalım. Yeniden Tekrar devam başlıyoruz. edelim. Sizler de birer çay Tamamdır. alın sevgili takipçiler. Bak bunu da söylemek hep istemişimdir. Kahvenizi alın. Rahat bir Hiç koltuğunuza keyfimizde oturun. kalmasın. Bu asıl sürprizler bundan sonra. Krem Tamamdır. şantileri hazırladık. Bir iki dakika sonra görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.